seninkilerin keyfine diyecek yok. Sorma, yeniden aşık oldular birbirlerine. İmrendiriyorlar insanı sevgilim. Ay hadi. Hadi bir şeyler yiyelim. Yiyelim abla. Onu da mı siz ısmarlıyorsunuz? İsmarlarız. Ne olmuş? Aa, yağma yok. Bu sefer de çifte kumrular ısmarlasın. Hadi bu sefer yemekler bizden. Niye biz ısmarlıyoruz Zeynep? Onlar bizden daha zengin. Bırak onlar ısmarlasın. Bırak şimdi Pinteli'yi. Sen nasıl şirket kuracaksın? Hakikaten Ali. Cebinde akrep var sanki. Hak ettin şimdi bunu Ali. Hak ettim tabii. Bırak sarılma kıza. Ne dedi Şükrü babam? Ya gelmeyin insanın üstüne şöyle. Ne demiş Şükrü babam? Bundan sonra efendi olacaksın. Zeynep'i sabah kapıdan alacaksın. Akşam en geç 8'de evine bırakacaksın. Oo, bu ne böyle ya, kapalı cezaevi gibi. Aç bakayım ağzını. Oh. Çok güzel değil mi? Hadi bir kaşık daha. Kereviz salatasını yaptın mı Nazan? Evet yaptım Şükrücüğüm, güzel oluyor yoğurtla. Mayonezli yapsaydın keşke. Yok artık. Mayonez falan yok. Sağlığımıza dikkat etmemiz lazım. Ne oldu? Konuşabildin mi sen Sedat Bey'le? Konuşamadım daha. Hiç yüzün tutmuyor Şükrücüğüm. Bak 3 aydır kira vermiyorlar. Tamam konuşayım Nazan. Ama faydası olur mu bilmem. Sedat yine işten kovulmuş. Aç bakayım ağzını Barış. Ha, bak bu son. Aslan torunum benim. Zeynep'in ailesi çok makul davrandı değil mi Şükrücüğüm? Öyle. Biz de makul davrandık ama Nazan. Güzel güzel medeni insanlar gibi. Yok yok bir ara çok korktum kavga çıkaracaksın diye. Hiç çıkartır mıyım Nazan? Oğlumuzun mutluluğu söz konusu. Neyse razı oldular ya nişanlılığın askerlik sonuna kadar uzamasına. Onlar da kızlarının mutluluğunu düşünüyorlar Şükrücüğüm. Bütün ana babalar gibi. Aslında çok iyi insanlar. Bundan sonra daha sık görüşelim. Görüşmek lazım. Aslında zor bir sözleşmeye imza attık. Gerisi Ali ile Zeynep'e kalıyor. İkisi de aklı başında çocuklar merak etme. Kendin söyledin işte. Çocuk ikisi de çocuk. Helali. Büyüyünce sakın sen dayın gibi şapşallıklar yapma aslan torunum. Sen de Ali'ye taktın Şükrücüğüm. O yaşlarda kendin neler yapıyordun bir hatırla bakalım. Görüyorsun değil mi Barış? Anneannem faturayı yine bize kesti. Yarın mı açılıyor okullar Yeşim? Yarın dayı, tatil bitti. Ben tatilde de ders çalıştım dayı. Aferin, çalışmak lazım tabii. Yoksa bütün bildiklerinizi unutursunuz. Her zaman çok çalışın kızım. Bak, dayılarınız okumadı, şimdi ne kadar pişman ikisi de. Ama sen de hemen laf sokuşturmasan olmaz. Kendin çok mu okudun sanki? Okumadık Gül, okusaydık keşke. Şimdi böyle kapıcılıkla, pilavcılıkla mı uğraşırdık? Babacığım W.com.tr. Kontere ya. Babacığım işi büyütecek yakında. Fast plan zinciri açacak. Fast. Başlama gene hayal kurmaya Cafer. Hayal değil Gül. Her şeyi düşündüm ben. Kasım'la Nedim'i de yanıma alacağım. Sağ ol enişte. Bizim başka planlarımız var. Hangi plandan bahsediyorsun sen Asım? Gül gibi işinize bile sahip çıkamadınız. O yılan kadının eline teslim ettiniz marketi. Sen onu babama söyle abla. Yaptıklarından sonra sen olsam durur muydun abla? Niye durmayacakmışım? Orası babamızın dükkanı. He. Pireye kızıp yorgan yaktınız siz de aslanım. Öyle deme enişte. İnsana öz babasından bile fayda yok. Artık kendi başımızın çaresine bakacağız. Kararımızı verdik. Yurt dışına gideceğiz abla. Hı-hı. Ne? Yurt dışına mı? İkiniz de keçileri kaçırdınız anlaşılan. Almanya'ya mı gideceksiniz dayı? Orası daha belli değil. Zor gidersiniz. Vize falan vermezler size. Pasaportunuz bile yok. Heh. Bırak vizeyi. Heh. Parayı bastırınca her şey halloluyor bu memleketten işte. Konuştuk birileriyle, ayarladık her şeyi. Ya Yunanistan'a geçeceğiz ya da Slovenya'ya gidip Trieste'den İtalya'ya. Daha neler? Yoksa kaçak mı gideceksiniz? Kaçak değil abla, yolunu bulacağız işte. İkisi de salak bunların Gül. Başlarına bela arıyorlar. Babacığım, alo pilav, alo pilav. Anladık, gidiyoruz.
Karışma el lafa. İnşallah birilerine paranızı kaptırmadınız. Gazetelerde her gün neler okuyoruz. Gemiler batıyor, insanlar boğuluyor. Şey yoluna giderseniz Allah korusun. Bırakın macera aramayı da oturun oturduğunuz yerde. Rahat mı batıyor? Geçin kurulu işinizin başına. Bunca yıl çalıştık, elimize ne geçti abla? Kıymetimizi bilen yok. Bırakın boş lafları da ablanızı dinleyin siz. Hep dinliyoruz ablamızı enişte. Ama yürümüyor. Bıktık artık. Buramıza geldi. Hiç boşuna konuşmayın. Öyle bir delilik yaparsanız vallahi hakkımı helal etmem. Bak işte şuraya yazıyorum. Korkunun ecele faydası yok Sedat. Git konuş katille. Bir uzlaşma yolu bulmaya çalış. Söylemesi kolay Serpil. Nuh diyor, peygamber demiyor. Deli Dumrul gibi postayı koydu. Tek. Parayı takside bağladı. Son partide götürdün parayı mı? Son iki partiyi cız. Neyse ki enginarlarla kuşkonmazlara uyanmamış. Ya öde ya da bir daha gözüme görünme dedi. E öde sen de o zaman ufak ufak Sedat. Ödemem efendim. Ne yapsak yaranamıyoruz. Gak dedikçe yumruk, guk dedikçe kafa. Ne oluyoruz kardeşim? Sen dua et sonuncu kafa kocana değil eserine geldi. Bıktım artık. Çalışamam o katilin yanında. Karaburun'dan Edirne'ye kadar bütün memleket benim. İcabına bir kaptı kaçtı alır. Sokaklarda zerzevat satarım, yine de dönmem. Hayal bunlar Sedat, hayal. Ödemek zorundasın, başka çaren yok. Öde demesi kolay kardeşim. Biz sihirbaz mıyız burada? Şapkamdan mı çıkaracağım ben o kadar parayı? Götürdüklerin ne oldu peki ha? Buharlaşıp uçmadı ya. Uçmadı tabii. Tek. Repoda hepsi. Sen de faiz kaybını göze al. Bozdur repoyu. Serpil hayatım, anlamıyorsun. Faiz dert değil. Prensip meselesi bu. Aman çok da prensip sahibisindir ya. Prensip sahibiyim tabii ya. Ne sandın? Her şeyin bir usulü adabı var. Repodaki para bizim gelecek güvencemiz Serpil, anlamıyor musun? Londra'daki evi alamayız yoksa. Geç olsun güç olmasın canım. Sen başla katile borcunu ödemeye. İşin başına geçince nasıl olsa götürürsün ufak ufak. Yani şimdi kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez mi diyorsun? Aa, aynen öyle. Bizim düzenli bir gelire ihtiyacımız var Sedat. Bak Nazan kirayı ödemiyoruz diye orada burada laf ediyormuş. Aha, ne günlere kaldık Serpil. 3 ay kira vermedik diye hemencecik kötü olduk bak. Yazık yazık, insanlık ölmüş. Herkesin tek düşündüğü şey para. Taktaş Sedat'ın rüşvetçi damadı geldi Sevim. Bana mı söylüyor Aslı? Boş ver bunu, aldın masanı. Ne var, yalan mı söylüyorum? Ne bu havalar, gelirsem oraya. İleri gittin ama Cemil amca, yeter artık. Benden kaçmaz, benim adım Cemil. Düğmeye bastım artık. Bundan sonra yolsuzluk yapan karşısında beni bulur. Kim geldi efendim? Kim olacak efendim? Yukarıdaki sahtekarın damadı olacak, dolandırıcı. Nereye gidiyorsunuz bakayım siz? Çocuklar bu saatte sokağa çıkmaz. Gelin buraya, kırar bacaklarınızı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz, zahmet oldu. Estağfurullah. Sen nasılsın bakalım delikanlı? Sağ olun efendim, iyiyim. Oh maşallah, maşallah. Baban epeydir ortalıkta görünmüyor kızım. Nasıl, sağlığı falan yerinde mi? İyi Sabri Bey amca, bir şey yok. O haydut da ne yapmış gene öyle? Mosmor olmuş Şengül Hanım'ın gözü. Ayıp ayıp. Kadına kafa atılır mı hiç? Öyle kadına atılır efendim pekala. İsteyerek değil Ali teyze, kazayla oldu kaza. Hadi Bora. Kaza diyor efendim, duydunuz mu? Onu benim külahıma anlatsınlar efendim. Katil dersini vermiş işte sonunda. Hak etti o kadın. Oh maşallah beyefendi. Nereye böyle? Pilav satmaya mı yine? Ne pilavı efendim? Çocukları götürüyorum kayınbabama. Hadi hadi. Baksana sen benim gözüme. Yutmam ben o palavraları. Yutmazsan yutma be. Oo, hesap mı vereceğiz sana akşam vakti? Duydunuz mu efendim ne dedi? Duydum efendim, duydum. Soracağım hesabını. Elinden geleni ardına koyma. Yürü enişte, boş ver. Ne olmuş pilav satıyorsan? Para lazım. 2 çocuk büyütüyoruz. Öyle sizin gibi bir tek kedimiz olsa kolay. Duydunuz mu Sabri Bey? Size kedi babası dedi. Bana bak. Laflarına dikkat et yoksa... Ne olur etmesem. Bırak. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun Cafer Bey. Yoksa vallahi
kocam ağzınızı burnunuzu dağıtır. He, kolay da öyle. Hadi dağısını görelim bakalım. Bana bak, asabımı bozma benim. Yok ya, ne yaparsın bozarsan? He? Başını derde sokma, dur enişte. Bırak enişte, gidelim hadi. Uymayın efendim şu serseriye, sapıtmış iyice. Serseri ona benzer. Tutmayın beni efendim. Ne demek istedi o eşek öyle? Bırakın vereyim dersini. Ne yapıyorsunuz efendim, deli olmayın. Görmediniz mi, almış yanına o iki serseriyi de. Onlara güveniyor zaten eşek. Bana kafa tutabilir mi yoksa? Vallahi sıkı veririm gırtlağını. Üçü de hız gelir bana. Sıksaydınız o zaman efendim. Ah, bırakmadınız ki efendim. Şöyle bir güzel benzetseydim hepsini. Ala, kim bu adam kızım? Adam değil o, anneciğim Sabri Bey. Sabri. Gördün mü Rüknettin? Kızın sokaklardan elin erkeklerini toplayıp eve getiriyor. Başımıza bir de Sabri Bey çıkıyor. Subhanallah. Bora sana bir şey söylemek istiyor baba. Ne söyleyecekmiş bakalım? Bu sefer ne var? Annesinin pansumanı mı yoksa babasının fıtık ameliyatı mı? Bu akşam ne kadar çarpmak niyetinde? Önce bir dinle baba. Hayır kızım, sen dinle. Hiç sırası değil. Zaten babanın başı dertte. Kimseye yardım edemez artık. Edemem kızım. Bora Bey bana yardım etsin. Sırt benden götürdükleriyle köşe oldu. Allah bilir Wall Street'te büro açmıştır. Lütfen izin verir misin söylesin baba? İyi ya, söylesin o kadar istiyorsa. Ama artık masallara karnım tok, haberiniz olsun. Susma sen de oğlum. Hadi söyle sen de ne söyleyeceksen. Söyle dedik. Ağzını korkak alıştırma. Size olan borcumu ödemek istiyorum Sedat amca. Ne dedi bu Serpil? Duydun işte Sedat. Borcunu ödemek istiyormuş. Aslı, nedir bu kızım? Bora Bey'in yeni numarası mı? Ne kadar kuşkucu oldun baba. Bu şartlarda gel de kuşkucu olma kolaysa. Numara falan yok Sedat amca. Ödeyeceğim borcumu. Hem de hepsini birden. Ne zaman peki? Balık kabağı çıkınca mı yoksa gelmez ayın son perşembesi mi? Hayır Sedat amca, hemen şimdi. Gözlerime inanamıyorum Sedat. Çimdikle beni karıcığım. Galiba rüya görüyorum. Rüya değil Sedat amca, gerçek. Ben borcuma sadığım. Ayrıca size teşekkür ediyorum. Yardımınız çok makbule geçti. Bravo delikanlı. İşte şimdi gözüme girdin. Öpeceğim, gel. Mwah, mwah. Aferin sana. Sadece götürmeyi değil, getirmeyi de bileceksin işte böyle. Yavaş yavaş öğreniyorum sayenizde Sedat amca. Öğreniyorsun maşallah. Ne kadar var burada? Tam 2 milyar. Duydun mu Sedat? Ay, repoyu bozdurmana gerek kalmadı. Kalmadı Serpil, tak. Direkten döndük. Birinci taksi son anda çıktı bak. Allah doğrunun yardımcısıdır. Niye sayıyorsun baba? Bora'ya güvenmiyor musun? Aşk olsun kızım. Ne ilgisi var güvenmemekle? Alışkanlık işte. Baban para saymayı sever kızım, bilmiyor musun? Şaşırtmayın beni Serpil ağa. 10, 20. Dur kız sen de şimdi got got got. Zaten başım çatlayacak gibi ağrıyor. Bak ne hale getirdi beni vahşi baban. Geldi işte katil. Ne oluyor ablacığım? Anlayalım. Hala surat mı vatandaşı? Bu nasıl sofra ablacığım? Nerede vatandaşın rakısı? Bu saatlere kadar çalışıyoruz. Şuraya bir beyaz peynir, bir hıyar koymak yok mu? Yok. Hıyarlık etmeseydin sen de. Rakını da kendin koy bundan sonra. Cacut yok ablacığım. Ne olduysa kazayla oldu. Ayrıca vatandaş affettirmeyi bilir kendisi. O ne öyle kız? Küçük bir hediye ablacığım. Üzüntümüzün bir ifadesi. Boşuna heveslenme kız. Beni öyle elmas yüzüklerle falan kandıramazsın. Kaç karat bu kız? Çok karat ablacığım. Şimdi öperim. Bir kere eserimizin hasarlı gözünü de geçsin. Ben açarım ablacığım. Sen vatandaşın rakısını koy. Niye geldin birader? Geldim canım abicim. Saygılarımı sunmaya. Kız eceline mi susadın sen? Sen ne üst adamsın birader? Kapıdan kovsak bacadan giriyorsun. Ama parayı getirdim canım abicim. Parayı mı birader? Parayı canım abicim. Ne kadar var burada? 2 canım abicim. 2 milyar. Hiç fena değil kız katil. Ne kurtarsan kârdır. Harçtan gazel yok ablacığım. Konuşuyoruz.
8 daha getireceksin birader. Yoksa cız girersin içeri. 8 daha mı? Cızı. En kısa zamanda takdim ederim. Ne zaman başlıyorum işe? Konuşuruz birader. Sık boğaz etme vatandaşı. Yarın başlasın işte kız. Sen bundan daha iyi adam bulamazsın. Yarın başlayayım canım abicim. Ne kadar çabuk başlarsam o kadar çabuk öderim borcumu. Tak. Nasıl ödeyeceksin birader? Benden götürdüklerini bana mı getireceksin? Aşk olsun canım abicim. Cız. Aklımdan bile geçmez. Kız cızmız derken kendi ağzınla yakalandın. Oh, buyurun. İyi akşamlar. Rahatsız etmiyorum ya. Ay, estağfurullah. Ne rahatsızlığı. Buyurun. Sedat'la bir şey konuşacaktım ama evde yok galiba. Yavuz Bey'e kadar gitti. Gelir şimdi. Buyurun. Hoş geldin Şükrü amca. Hoş bulduk Aslı'cığım. İyi akşamlar efendim. Tanıştırayım Bora. Aslı'nın arkadaşı. Memnun oldum. Ben de. Hadi kızım. Bir kahve yap Şükrü amcana. Peki anne. Zahmet etme Aslı. Aşk olsun. Ne zahmeti? 2 dakikada yaparım. Size de çok mahcup olduk. Konuşuruz sonra. Sedat gelsin de. Benim de aklım onda. Anlaştılar herhalde. Aşağıdan bir cayırtı gelmedi de. Geldi işte. Ne oldu Sedat? Oldu Serpil. Tak. Ağzından girdim, burnundan çıktım katilin. İş tamam. Şükrü Bey burada. Şükrü Bey mi? Hı-hı. Söylesenize kardeşim. Hoş geldin Şükrü abiciğim. Sedat. Şeref verdin. İnan şimdi aklımdan sen geçiyordun. Demek ki kalp kalbe karşıymış. Buyur otur. Öyle Sedat. Benim de aklımdan sen geçiyordun hep son günlerde. Özellikle ay başlarında değil mi Şükrü abiciğim? Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Yarın işe başlıyorum Şükrü abi. En kısa zamanda ödeyeceğim kira borcumu. Tamam tamam. Sonra konuşuruz. Yok konuşun. Bora yabancı değil. Değil Şükrü abi. Aileden sayılır. Nasıl olmuş kahve? Çok güzel. Afiyet şeker olsun. İnanır mısın? Daha demin 2 milyar ödedim Yavuz Bey'e. Demek ki 5 dakika önce gelmiş olsan... Hep öyle oluyor zaten. Bu da bizim kısmetimiz. Ne yapalım? Ben sana her zaman söylemiyor muyum Sedat? Birinci öncelik kira borcu. Birinci öncelik Serpil. Elimi para geçer geçmez toptan ödeyeceğim Şükrü abime kira borcumu. Mart kirasını da vaktinden önce vereceğim. Söz. Yaşadık desene. Öyle yapma. Sen bundan sonra 1 yıllık kirayı peşin öde en iyisi. He? Biraz daha meyveyi Ayşe. Sağ ol abla, ben çok yedim. Buyur Davutcuğum. Eline sağlık Ulviye. Aplizo şmekt ven düşer. Guten Appetit mein Lieber. Başladın bunlar gene Almanca konuşmaya Ayşe yenge. Tövbe yarabbi. Sana ne Rumkov? İster Almanca konuşuruz ister Türkçe. Fransızca konuşmuyoruz ya. Fransızca nereden çıktı şimdi Davut? Fransa düşmanımız oldu artık anne. Savaş yapacağız onlarla. Neden savaşalım yavrum? Diplomatik yollardan mücadele etmek dururken. Kim söylüyor bunları? Babam söylüyor. İşte karşında. Evet abla, bana da söyledi eniştem. Konuşsana baba. Dilini mi yuttun sen de? Öyle bakıyor. Güzel konuş büyüklerine. Güzel konuş yavrum. Evet. Söyledim Ulviye. İcabında savaşırız da evvelallah. Fransız da kimmiş? Daha dün kanunun eteğini öpüyordu elçileri. Taktık bu süngüyü, Allah Allah! Allah'ım sen gösterme ya Rabbim. Coştun yine Davut. Savaşlar, süngüler, maşallah. Halis, hadi biraz daha meyveye yavrum. İyiyim anneciğim. Ne tatlı. Dilek'te bilgisayar kursunu bitirdi yumuşak yumuşak. Sahi mi? Aferin ona. Akıllı kız Ulviye. Bizim bütün müşterileri geçiriyor bilgisayara. Yarın hepsi bitecek. Bir tuşa basacağız. Zühtü Bey'in buzdolabı. Bir tuşa daha Şaziye Hanım'ın çamaşır makinesi. Gördün mü? Ne güzel. Öyle güzel ki anneciğim. Biz de tertibimle bir tuşa basıyoruz Arzu. Bir tuşa basıyoruz Merve. Çetleşiyoruz tatlı tatlı. Tövbe yarabbi, daha neler. Al. Güzel konuştum kov. Ne dedi annen? Bilgisayar bilgi demek.
Öyle ketleşmek metleşmek yakışmaz Türk çocuğuna. Ara sıra onu da yapacaklar ama Davut. Yapamazlar. Ahlaksızlık aldı yürüdü Ulviye. Avrupa icat etti bu çetişinde. Hem bizi birliğe almıyorlar hem de ahlakımızı bozup kaleyi işten çökertmeye çalışıyor Almanlar. Ne demek istiyorsun Davut? Nereden çıktı şimdi Almanlar? Anlayan anlar Ulviye. Sen hemen üstüne alınma. Sökmez o numaralar Türkiye. Fransızı, Almanı ne yaparsa yapsın. Bak Fatih'imizle, Hakan'ımızla Avrupa'yı fethetmeye başladık bile. Bazen seni hiç anlayamıyorum Davut. Anlayamazsın anne, boş ver. Sen beni dinle. Aslında büyüdü ne tatlı. O ne demek öyle? Büyüdü. Evlenecek yakında demek baba. Anlamıyor musun? Hiç mi kafan çalışmıyor? Ne dedin? Halis, güzel konuş babanla evladım. Güzel konuş, patlatmayayım ben seni şimdi. Anne bak şu kocana ne diyor. Sakin ol Davut, konuşuyoruz. Şuna baksana, neler saçmalıyor diye. Yok Aslı büyümüş, yok evlenecekmiş. Er denkt nur das. Was tun wir, Davut? Ich weiß nicht, Ulviye. Wir haben ein großes Problem. Bak Ayşe'ye, gene başladılar terbiyesiz terbiyesiz Almanca konuşmaya. Yavaş oğlum, dünyayı yedin doymadı. Aa, Cafer amcanın pilavı başka enişte. Oh, yarasın. Kurban olayım bir pilavımı daha Ali Bey. Sakın Ali, mide fesatına uğrayacaksın valla. Ah yenge, canım kurban bu çocuğa. Ne sevindim barıştığınızı anlatamam. Yani ne barışması canım, dargın değillerdi ki. Anlatamazsın ki insanlara bilgen. Mesela Sabri Domuz, söylüyoruz. Çocuk kafası bozuk gelmiş, camı çerçeveye indirmiş. Cafer amca dur şimdi, karıştırma o defterleri ya. Utandırma çocuğu Cafer. Ne çalıyor böyle ya? Çevirsene bizim radyoya. Çevirelim Aydın Bey. Zaten Allah'ın günü hep sizin radyoyu dinliyoruz. Yağcılar da inecek var. Söyle Cafer, söyle. Yağ da olsa söyle. Alo Cafer, pilav attı buyurun. Kusura bakmayın, geç oldu, kapatıyoruz. Pilavımız da bitti. İyi geceler. Bayılıyorum bu senin alo pilav hattına Cafer. Cafer, bir gün seni canlı yayına çıkarayım mı? Vallahi bilmem ki. Kabul et Cafer amca. Reklamın olur, fena mı? Reklamını yaparım ama gelip bedava pilavımı da yerim ona göre. Her zaman ya Aydın Bey, helal olsun. Pilavın lafı mı olur? Cafer amcam bir tanedir. Önüne bak çöpçü. Ne oluyoruz ya? Kavga yok, kavga yok. Utanmıyor musunuz kazı kadar adamlar? Görmedin mi? Durup dururken gelip itiyor ayı gibi. Bana bak, ağzını topla. Toplamazsam ne olur? Toplarlar o zaman. Yok ya. Hadi, hadi bana kolay gelsin. Hadi bakalım. Bana bak Dursun. Buyur abi, baktım. Sana değil aslanım, bizim hamalbaşı ile konuşuyorum. Derhal inecek o lahanalar. 3 ton fazla, 5 ton eksik, anlamam ona göre. Helal olsun. Yine kafaya aldın anlaşılan katili. Sorduk mu sana hıyar ağası? Katil de ne kerizmiş ama. O kadar kazık yedi akıllanmadı. Seni yine işe aldı ha. Bana bak, benimle düzgün konuş. Şerefsizim, indiririm camını çerçeven aşağı. Hadi indir bakayım. Gelirsem oraya basarım düğmeye. Benim adım Cemil. Hay Allah'ım, sen bana sabır ver. Taksi, taksi. Yürü hadi yürü. Günaydın. Günaydın yenge. Kalkmadı mıydı Cafer abi? Alamadı uykusunu. Ölü gibi yatıyor zavallı. Yürü. Olmayacak böyle bu. Biri kadın, öbürü eli ayağı tutmayan bir ihtiyar. Söylenme aslanım, söylenme. İşine bak hadi. Yalan mı söylüyoruz? Bütün iş bizim üstümüze kaldı. Ne güzel çalışıyordu çocuklar. Durup dururken küstürmenin alemi var mıydı yani? Bana bak, boyundan büyük işlere karışma. Patronların bir duyarsa böyle ileri geri konuştuğunu, sen de alırsın pasaportu ha. Aman be, ne olacaksa olsun be. Ölmüş eşek, kurttan korkar mı be? İyi insan lafının üstüne gelirmiş. Hayırlı sabahlar enişte. Ne bağırışıyorsunuz iblis? Hiç canım.
Çenesi düştü bakkal efendinin. Atıp tutuyor sizin hakkınızda. Allah Allah. İşine gelirse budur. Beğenmiyorsan çeker gidersin. İşte o kadar. Kimse beni kovamaz. Hissemi almadan şuradan şuraya gitmem. Kaç paralık şey ki aslanım? Hissen kadar konuş. Ağzında ne var senin iblis? Ne yiyorsun? İçen işte. Şöyle bir lokma bir şey attım ağzıma vallahi. Açlıktan midem kazındı da. Aman yenge, gözünü seveyim sakin ol. Kavga çıkarmayın yine aile içinde. Aileymiş. Canını okuyacak o yılan karına. Ama kabahat sırf onun değil. Babam adam olsa bu kadar yüz bulmazdı. Babama da var bir çift sözüm. Herkes için de olmaz yenge. Bari bir kenara çek de oturunca konuş. Ben biliyorum nasıl konuşacağımı. Öyle babalık mı olurmuş be? Onu da kendine benzetti çirkef karı. Beğendin mi yaptığını baba? Ayıp denen bir şey var. İnsan elin karısı için kendi çocuklarını feda eder mi baba? Ağır ol kızım. Ne oluyor öyle selamsız sabahsız? Kimmiş o elin karısı bakayım? Sen bekle orada çirkef, seni de sıran gelecek. Dur ama yenge. Çirkef sana benzer. Kapıcı güzeli. Dur Sultan Hanım. Oh seni kıskanç seni. Ayıptır ya sabah sabah. Kız, dur. Kızım. Bırakın dolacak yüzden yolu saçlarını. Gel gel hadi. Yol bakalım yola biliyorsan. Terbiyesiz. Baba kalk. Biz okula gidiyoruz baba. Uyan artık baba. Hı? Of. Babanız öldü kızım. Uyanamıyor, öldü. Oy. Bize para vermeyecek misin baba? Vermez miyim kızım? Getir bakayım pantolonumu. Of. Para babacığım, para! Sana yok aptal. He, sana yok. Okula gidenlere var. Of. Al bakayım. Çarçur etmeyin ha. 100.000 lira mı baba? Bununla bir şey alınmıyor baba. Tutumlu olun biraz kızım. Kolay mı kazanılıyor o para? Babanızın canı çıkıyor her gece. Of. Babacığım, W plan kopteri. Nerede o eşek kocan? Yatıyor değil mi hala? Hah, bir de seninle uğraşacağız şimdi. Aman yenge. Derdin ne senin be? Cart Türk'ten başka bir şey bilmez misin? Bana bak. Senin dilin fazla uzadı. Söyletme sen de. Adam gece uykusunu alamadı. Ne olur biraz daha uyusa. Yatmaktan başka bir halt bildiği yok zaten. Anneme bağıramazsın öyle Sabri Bey amca. Heh, öyle bir bağırırım ki. Deli midir nedir be? Ekmeğin alındı, sütün alındı. Daha ne istiyorsun? Terbiyeni takın kadın. Vallahi koyarım hepinizi kapının önüne. Ne bağırıyorsun sabah sabah kadına be? Yetti. Vallahi alırım ayağımın Cafer. Altına şimdi seni ha. Cafer delirmeyin aşağı. Gel bakalım. Gel alt babayı sen. Cafer in aşağı. Dur Cafer abi, başım belaya girecek. Ne yapıyorsunuz Cafer Bey? Öldürecek misiniz kocamı? Öldüreceğim. Bu sefer benden günah gitti. Burama getirdin artık. Bırakın, bırakın beni be. Cafer. Gelin efendim içeri, uyumayın şunu. Gözü dönmüş, görmüyor musunuz? Seni bana sayırla mı verdiler be? Tutma be, bırak. Cafer! Gel haydi. Gel de görelim. Vallahi haneye tecavüzden mahkemeye vereceğim yarın seni. Ver hadi, ver, ver. Tutmayın beni efendim. Bırakın haddini bildireyim şu kustağa. Deli misiniz efendim siz? Elinize kalacak. Kalacak vallahi efendim. Sonra da adamdan sayacaklar. Pıs! Dolaşma ayak altında. Hırsımı senden çıkarırım şimdi. Yine mi geldin? Kıracağım bacaklarını. Ne arsın sen barısın sen? Kapıdan koşturma canım gülüyorsun. Yine başlıyor koşturmaca Nazif. Sorma Aysel. Bir şey anlamadım ben bu tatilden. Göz açıp kapayıncaya kadar geçti 15 gün. Hadi evladım hadi. Bırakın söylenmeyi de gidin görevinizin başına. Gidiyoruz baba, daha vakit var. İkinci dönemler daha da beter oluyor Aysel. Üçüncü sınıfların tek düşündüğü ÖSS. Şikayet etmeyin oğlum. Bu kafayla mı eğitiyorsunuz çocukları? Zaten memlekette bir yığın sorun var. Bari siz olumlu yaklaşın. Bir de siz kırmayın ümitlerini. Ne dedi ki baba? Elimizden geldiği kadar umut vermeye çalışıyoruz baba. Şunun şurasında kaç ay kaldı sınava? Ana babaların canı çıkıyor çocuk okutmak için. İyi çalıştırın ki yüksek puanlar alıp girsinler istedikleri yerlere. Sanki bizim verdiğimiz eğitimle mi giriyorlar üniversiteye baba? Çoğu zaten dersleri asıyor ikinci dönem. Özel dershanelere gidip papağan gibi test ezberliyorlar. O da doğru ya. Batıyor olan bu ülke. Bak benim de içimi kararttın şimdi. Bırak ben açarım.
Günaydın öğretmenim. Günaydın kızım. Baba maşallah artık açık açık. Aşk olsun baba. Hadi bizi dinlemiyorsun. Doktoru dinle bari. Siz kendi işinize bakın hadi. Söyletmeyin insanı. Baban niye gelmedi kızım? Morali bozuk öğretmenim. Aman senin moralin bozulmasın da. Bak okullar açıldı. Al bakayım şunu. Kardeşine ver yarısını. Teşekkür ederim öğretmenim. Hadi acele et. Geç kalma dersine. Siz de sallanmayın evladım. Saat kaç oldu? Keyfinden uçuyor seninki bu sabah. Sevgilisiyle barıştı çocuk Şükrücüğüm. Uçacak tabii. Bak bak. Şunun haline bak. Bir şey mi oldu baba? Bilmem. Onu sana sormalı. Bırak dalga geçmeyi baba. Hadi bitir kahvaltını da gidelim. Acelen ne oğlum? Bırak da rahat rahat yesin adam. Çok işimiz var anne. Para kazanacağız, master'ı bitireceğiz, evleneceğiz. Bu çocuğun kime çektiği belli Şükrücüğüm. İkiniz de birbirinizden çılgınsınız valla. Peki sen ne düşünüyorsun kızım? Açıkçası ben Cem'in kararını etkilemek istemiyorum. Anam bu zamanda iş kurmak kolay mı? Batan batana neler duyuyoruz? İntihar edenler... Aman Hacer! Bırak felaket tellalı gibi konuşmayı. Siz de bari evde açmayın bu konuları Şevket. Tamam Mine tamam haklısın. Şirkette konuşuruz Cem. Tamam baba konuşuruz. Asma hemen suratını oğlum. Bir şey demedik ki. Surat falan asmıyorum baba. Sana öyle geldi herhalde. Hacer. Hacer aç şu kapıyı. Açıyorum abla. Baba anne niye kızdı? Kızmadı bir şeye su. Sen reçelli ekmeğini bitir. Bu kadar gerilme sen de Mine. Ortada fol yok yumurta yok. Nimet Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyursunlar. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Anne saçlarını mı kestirdin? Hayır canım. Yıkayınca çekti. Nasıl? Yakışmış mı? Çok yakışmış Nimet. 10 yaş gençleşmişsin. Ay yemin et. Vallahi çok güzel olmuş. Mersi şekerim. Dilini mi yuttun tahta kafa? Günaydın demek yok mu? Günaydın hanımefendi. Günaydın hanımefendi. Hoş geldiniz. Günaydın hanımefendi. Günaydın. Günaydın beyefendi. Yüzünüz yabancı gelmiyor. Tanışıyor muyuz acaba? Ne diyorsun Raşit Bey? İsminiz neydi? Şevket, Raşit Bey, Şevket. Tanıyamadınız mı? Beni bile tanımıyor ayol. Saçımı kestirdiğimden beri. Yok Befaret Hanım diyor. Yok Şaziben Hanım. Bir keresinde de Recai Bey dedi. Üstüme iyilik sağlık. Ya bildiğiniz gibi değil. Dağlara taşlara. Günden güne kötüleşiyor. Bir hastaneye mi yatırsak ne yapsak? Konuşuruz Nimet. Gel ben sana bir kahve ben yapayım. Ben yaparım. Buyur. Otursanıza Raşit Bey. Ayakta kaldınız. Sağ ol oğlum. Delikanlı oğlunuz mu Şey Bey? Şevket, Raşit Bey, Şevket. Evet o benim oğlum. Sizin de damadınız. Yani benim eşim Raşit Bey. Öyle mi kızım? Memnun oldum. Allah aşkına sen bizimle dalga mı geçiyorsun Raşit Bey? Estağfurullah Şevketciğim ne haddime. Vallahi sizi kandırmak gibi bir niyetim yok çocuklar. Ama bu kadının yüzünden başka çarem kalmadı. Anca bu sayede biraz rahat edebiliyorum. Söylemezsiniz değil mi? Numara yaptığımı anlarsa öldürür beni. Sakin ol Raşit Bey. Kimse kimseyi öldürmeyecek. Tamamen oynattı şekerim. Bildiğin gibi değil. Yarım aklı vardı, onu da kaçırdı. Sulandı beyni, sulandı iyice. Sen verme ya Rabbi. Şu kahveyi yapsana sen Hacer. Bizi mi dinliyorsun? Yok abla. İstemeden kulak misafiri oldum. Dün gece uyurken Hacı Yatmaz gibi bir kalktı. Suratıma şöyle bir bakıp... Yatağımda ne işiniz var hanımefendi demez mi? Aa. Ya. Hacer. Ne gülüyorsun sen öyle salak? Maymun mu oynuyor burada? Sakin ol Nimet. Vallahi sinirimden güldüm abla. Ay kurtar. Ay kurtar. Senin sinirine. Göz mü kırptın sen bana? Ay kurtar abla. Paralarım vallahi. Nimet. Bu oyuncak değil hayırsızlar.
Bundan sonra Dilek'ten başka hiç kimse el sürmeyecek. Anlaşıldı mı? Tamam baba. Ben hiç el sürmüyorum amca. Yalancı Adi. Her akşam chatleşiyorsun kızlarla mı gibi. Sen de her sabah chatleşiyorsun Adi. Al. Kesin demiş bey. Kafamı karıştırmayın tertip. Hadi kızım. Göster bakalım sen de şimdi şunun marifetini. Bas bir düğmeye çıksın Necati Bey'in şofbeni. Necati. Hani kızım nerede? Bir şey çıkmadı Dilek. Dur bir dakika tertip. Yanlışlık yaptım herhalde. Kafasını karıştırma kızın hadi. Amca bak şunu ne diyor? Al. Doğru konuş büyüklerle. Bir de İsmail Bey'inkini dene bakalım kızım. Ne olacak görelim. İsmail. Enter'a basalım. Gene bir şey çıkmadı amca. Olmuyor mu kızım? Olmuyor usta. Silinmiş galiba. Ne silinmiş kızım? Yazdıklarımın hepsi silinmiş. Biri oynamış bununla. Vah vah. Hanginiz oynadınız bununla hayırsızlar? Vallahi ben oynamadım amca. Yemin etme hadi. Vallahi ben de oynamadım baba. Şimdi her şeyi baştan yazmam lazım. Ağlama kızım ağlama. Beğendiniz mi yaptınız hayırsızlar? Bak ağlattın kızı hadi. Asıl sen ağlattın hadi. Ağlama Dilek ağlama. Gel bir öpeyim. Başımdan tertip. Öpüyor kızı amca. Al. Bela mısınız siz benim başıma ha? Hanginiz sildi bunu bakayım? Tertip mi silmiş amca? O hadi silmiş baba. Ah! Sen de benim beynimi sildin amca. Ne vuruyorsun böyle gibi? Gidiyorum ben. Bıktım artık. Gel buraya Rumko. Gidersen bir daha gelemezsin. Bir daha gelmeyeceğim zaten. Bana ne? Sanki başımızda yeterince dem yokmuş gibi Ali Bey ile Veliaht Hazretleri de bilgisayar şirketi kuracaklarmış. Kurarlarsa kurarlar Ergun Bey, bize ne? Keyiflerinin kahyası mısın affedersin? Şükrü Bey de protokol imzalamış kızın ailesiyle Kanarya. Ne protokolü Ergun Bey? Bir yığın şart ileri sürmüş karşı taraf. Benden duymuş olmayın ama Zeynep hamileymiş. Daha neler? Başladınız yine yazmaya Ergun Bey. Cıvık bacım cıvık affedersin cıvık. Hamile mamile ne kelime, şimdi kıracağım boynunu. Aa! Gelme üstüme Abbas, fena yaparım ha. Yap yap affedersin yap yap. Aman Abbas amca. Aferin aferin. İhmal etmeyin savaş cimnastiğini. Efendim buyursunlar. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Nasılsın Ali? Zımba gibi. İyisiniz maşallah efendim. Çok korkuttunuz ama bizi. Sahi mi? Niye? Biliyorsunuz işte. Vallahi sizin kadar üzüldük. Bırak Allah aşkına Ergun. Geçti o işler çoktan. Koş Abbas. Şükrü Bey'in kahvesini yap. Ali Bey'e de bir kola aç. Buzlu şöyle. Koş dedim. Tamam müdürüm. Gideriz affedersin. Günaha sokma insanı. Günaydın Bilge. Günaydın Halis. Ne haber Halis? İyidir. Gezmeye mi çıkardınız Barış'ı yumuşak yumuşak? Biraz hava alsın dedik. Alsın tabii. Ne tatlı. Evlenince benim de çocuğum olacak. Ben de senin gibi boynumu asıp gezdireceğim. Hadi bakalım inşallah. Ama benim çocuğum sarı saçlı mavi gözlü olacak. Aa, nereden biliyorsun? Biliyorum. Çünkü annesine benzeyecek. Hadi görüşürüz Halis. Güle güle. Ya sahiden giderse çocuklar Cafer? Nereye gidiyorlar Gül? Kolay mı o iş öyle? Ne demeli bu babamın yaptığına? Anacığımın kemikleri sızlıyordur şimdi. Of! Buyurun. Hayrola tertip canım, bir şey mi sıkıldı? Kaç gündür ihmal ediyorsun dersleri evladım. Al orgunu gel de çalışalım biraz. Gelemem Sabri Bey amca. Moralim bozuk. Kereste müdürün kereste. Ne? Kime söyledi onu? Bilmem. Kendine sor. Vallahi kopartırım dilini. Sen mi öğretiyorsun bunları ona? Ne öğreteceğim? Söylemek istesem kendim söylerim. Sizin ateşiniz daha yüksek Cenab Bey. Normal Türkan Hanım. O daha yeni hastalandı. Öyle oldu İpekçi. Sayende. Bana ne kızıyorsun Cenab abi? Ben icat etmedim ya bu virüsü. Bana da başkasından geçti. Sahiden de ortalıkta çeşit çeşit virüs dolaşıyor. Kalabalık yerlerden uzak durmak lazım. Görünüşe göre ise sürekli bir süre kalabalık yerlere çıkamayacağız hanımefendi. Bol bol sıvı besin almaya çalışın. İlaçlarınızı da ihmal etmeyin. Ben yine uğrarım. Sağ olun. Hadi ikinize de geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun Türkan Hanım. Aşk olsun İbrikçi.
Kalkıp geçirsene doktor hanımı. Yo yo, hiç zahmet etmeyin, ben kapıyı bulurum. Dinlenmek sizin için her şeyden daha önemli. Güle güle Türkan Hanım. Eksik olmayın hanımefendi. Ayağınıza sağlık. Rica ederim. Ah, merhaba. Merhaba. Yavaş, ne ediyorsun mölküme? Terbiyeli konuş büyüklerinle. Benim adım Cemil. Yandık abi, çifte felaket. Mahvolduk kibrikçi. Bu haldeyken kaçmamız da olanaksız, kovalamamız da. Annen seni arıyor. Ne geziyorsun sen burada? Cenab-ı amcam görmeye geldim. Asıl sen ne arıyorsun burada? Geçmiş olsun demeye geldim. İkisi de hasta. Hadi dışarı. Ben de geçmiş olsun diyeceğim. Ne var? Geçmiş olsun Cenab-ı amca. Sıtkı amca geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol Ali, sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ olun. İkiniz de çok düşüncelisiniz. Orgumu da getirdim. Çalarım şimdi yumuşak yumuşak. Sevim size çorba yapıyor. Sahi mi? Eline sağlık. Neden sen de gidip Sevim Hanım'a yardım etmiyorsun? Ha öyle ya canımın içi. Çorbayı karıştırırsın. Hı? Hakkını helal edip birikçi. Sanırım ölmek üzereyim. Ölürsünüz valla. Grip şakaya gelmez. Bizim bir Selami abimiz vardı. Sizin yaşınızda. Kapı gibi adam. Çölemedik gribinden. Güm diye gitti. Galata'dan at beni, at beni inhalice, tut beni, tut beni şafakta. Ama her şeyin bir çaresi var. Horoz sesi öpüp öpüp uyandır beni şafakta. Horoz sesi. Çeksen de bir fır. Öpüp öpüp. İstemez kardeşim, sağ ol. Beni. Hadi iç. Kanyak şifadır. At beni, at mikropları beni, kırar. İnhalice, tut beni, tut beni. Çıfakta horoz sesi öpüp öpüp uyandır beni. Heh. Ya sürme şu pis şişeyi ağzıma, çekeceğim kulağını. Veba olacağım senin yüzünden be. Aa. Olmazsın, korkma. Alkol mikrop tutmaz. Hadi iç. Yo istemem. İstemem dedim Celil'ciğim. Benim adım Cemil. Sen benim hiç hasta olduğumu gördün mü? Galata'dan at beni, at beni inhalice. Bir şeyler yap İpilçi, yangın var diye bağır mesela. Elimden gelse bağıracağım ama hiç gücüm yok canım abi. Uyandır. Geçmiş olsun. Cemil ne yapıyorsun sen? Hiç sevim. Öksürük şurubu içiriyorum üstada. Gel buraya, rahat bırak insanları. Sağ olun hanımefendi, gerçekten Hızır gibi yetiştiniz. Ne olur Cemil'in kusuruna bakmayın. Estağfurullah Sevim Hanım. Kusura falan bakamayacak kadar bitkiniz. Size biraz çorba getirdim. Çok naziksiniz hanımefendi. Ben de içireyim Sevim. Sakın vermeyin hanımefendi. Bir zahmet mutfağa bırakın, biz kendimiz içeriz. Siz insanlığınızı yaptınız hanımefendi. Şimdi bize büyük bir iyilik daha yapın. Şu ikisini alıp götürün lütfen. Duydun mu Cemil? Yürü hadi. Ama Sevim. Yürü. Hadi bakayım Halis, sen de. Yürü. Tekrar geçmiş olsun. İyi günler. Of, verilmiş sadakamız varmış Cenab-ı abi. Haklısın İbrikçi. İkimize de büyük geçmiş olsun. Bu toplantıda neyin nesi acaba? Bilmem ki Bülent. Bir saattir konuşuyorlar. Ayaklı gazete geliyor bacım, affedersin. Anlatır şimdi kapıdan duyduklarını. Duymadıklarını da uydurur. Vah 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 vah. Yandık çocuklar, yandık. Boşaltın masalarınızı. Ne oldu Ergun Bey? Daha ne olsun Kanarya? Fethediyorlar şirketi. Şaka yapıyorsunuz galiba Ergun Bey. Hiç öyle bir halin var mı kızım? Söylemiştim ben sana değil mi? Bu şirket bu kadar insanı doyurmaz diye. İki aileken kolaydı. Sonra Veliaht Hazretleri girdi devreye. Yakında Ali Bey de evleniyor. Ekran da çöktü, biz de çöktük. Yapmayın Ergun Bey. Sahiden kapanıyor mu şirket? Yalan mı söylüyorum Kanarya? Kulaklarımla duydum. Öyle bir şey olursa ne yaparız Bülent? Dünya kadar taksit borcumuz var. Bakarız başımızın çaresine. Aç kalacak değiliz ya. Vallahi ben sizin için üzülüyorum çocuklar. Ben nasıl olsa aldım emekliliğimi. Gider bol tutarım. Ama siz daha yolun başındasınız. Onlar genç müdürüm, affedersin. Sen kendi derdine yan. Bu yaştan sonra artık sana kimse iş de vermez. Hepimiz geçtik oğlum bu yollardan. Sizin kafanız karışmış. Bence de. Biraz serin kanlı düşünmeye ihtiyacınız var. Biz düşündük her şeyi amca. Doğru oğlum. Bırak da amcan sözünü bitirsin. Bakın. Bunca yıl bu şirket bizi geçindirdi çok şükür. Öyle trilyonlar kazanmadık belki ama ne yaptıysak alın teriyle yaptık. Ortalık yolsuzluktan geçilmiyor. Bakın balinasından kasırgasına, beyaz enerjisinden naylon faturasına. Bir yıl operasyon. Biz hiçbir pisliğe bulaşmadık.
Sırf bu bile büyük bir şey. Doğru söylüyorsun baba. Biz de büyük paralar peşinde değiliz zaten. Yani öncelikle kendimizi deneyeceğiz. İşte size hazır kurulu şirket. Ne yapacaksınız burada yapın. Aynı şey değil ki amca. Bağımsız çalışmak istiyoruz. Ne yapıyorsun öyle oğlum, anlayalım. İş adamı havaları mı atıyorsun bize? Ya sen de beni çocuk olarak görmekten kurtulamadın ama baba. Biz de sorumluluk sahibiyiz herhalde. Değilsiniz demedik oğlum. Çok kararlıysanız önünüzü kesecek halimiz de yok. Gerçekten kararlıyız amca. Tamam o zaman. İnceleyin piyasayı. Hazırlayın bir fizibilite raporu. Aklımız yatarsa elimizden geldiğince biz de destekleriz. Yeşil ışık yandı ortak. Başarılar ortak. Gel. Efendim bakın size kimi getirdim. Aa Zeynep. Dur oğlum. Biraz daha konuşalım şu işi. Ya konuşuruz baba ya. Sırası mı şimdi işinmişin? İnsanın nişanlısı gelince akan sular duruyor tabii. Şirketi kurabilecek miyiz bilmem ama amcamın söylediklerini hiç unutmayacağımız kesin. Ne yaparsak yapalım, doğruluktan ayrılmadan yapacağız. Yaşadık ortak oldu bu iş. Bana hiç öyle gelmiyor. Niye? Bir şey mi bozuldun sen? Kusura bakma ama bazen çok konuşuyorsun Ali. Doğru dürüst dinlemedin bile adamların söylediklerini. Biz çok akıllıyız. Bilgisayardan acayip anlarız. Şöyle yaparız, böyle yaparız. Piyasa böyle ama ortak. Reklamımızı yapmazsak nasıl satacağız kendimizi? Öyle olacaksa satmayalım daha iyi valla. Önümüze koydukları sözleşmeyi iyi okumadın galiba. Kayıtsız şartsız teslim anlaşması gibi. Hem senin bilgisayardan ne kadar anladın onları hiç ilgilendirmiyor Ali. Bilgisayar dehası olsan bile fark etmez. Bu iş pazarlama işi oğlum. Oho. Sen de bizi bozuk para gibi harcadın ama ortak. Ne yaptı acaba bizim genç iş adamları? Anlarız birazdan. Herhalde bitmiştir görüşmeleri. Ali çok heyecanlıydı bu sabah abi, görecektin. Sen ondan daha heyecanlısın oğlum. Geç otur şuraya artık. Döşemeyi eskittin ya. Hah geldiler galiba. Efendim kahveleriniz. Hadi ver Abbas soğutmadan. Veriyoruz ya müdürüm, affedersin. Sağ ol Abbas. Sen sağ ol babam. Bakıyorum. Artık kahveler de eskortsuz gelmiyor Ergun. Eline sağlık Abbas efendi. Afiyet şeker olsun babam. İmzalanacak bazı şeyler vardı. Ver bakayım. Hadi Abbas bey. Verdik kahveleri, çık oyalanma. Çıkıyoruz ya müdürüm, affedersin. Günah sokma insanı. Tövbe. Nasıl efendim? Var mı küçük beylerden bir haber? Onlar artık küçük bey değil Ergun. Koskocaman adam oldu ikisi de. Öyle efendim. Oldular valla. Babalarını aratmayacaklar maşallah. Telefon da etmediler demek. Etmediler Ergun. Merakla bekliyoruz biz de. Kuru üzümün son ödemesi mi bu? Yok efendim. Bir sinet daha var. Şuraya bir imza rica edeyim. Bence merak edecek hiçbir şey yok efendim. Maşallah Cem Bey piyasanın bütün inceliklerini öğrendi. Ali Bey biraz tecrübesi olabilir ama kafası zehir gibi çalışıyor. Bugünün gençleri fırtına gibi, vallahi fırtına. Ne demek istiyorsun Ergun? Biz öyle değil miydik zamanında? Aman efendim, estağfurullah. Sadece boynuz kulağa geçiyor demek istedim. Başka bir şey var mı Ergun? Yok efendim, hepsi bu kadar. Ben gidip bankaya şu faksi çekeyim hemen. İçiniz rahat olsun efendim. Güvenmek lazım gençlere. Biz güveniyoruz zaten Ergun. Yetişiyorlar yavaş yavaş. Öyle efendim öyle. İstikbal onlarda. İzninizle. Baktın mı falımıza Şükrü? Vaziyet nasıl görünüyor? Pek parlak değil abi. Bazı ödemeleri erteleyebildiğimiz kadar ertelememiz lazım. Çocuklar da ters zamanda giriştiler bu şirket işine ama hadi hayırlısı. Gitti değil mi kızım? Gitti işte Ergun Bey. İyi, bir yanlışlık olmasın da. Ne yanlışlığı olabilir Ergun Bey? Bakın gönderildi rapor, çıktı işte. Aklına gelen ilk sayı söyle demedi. 30. Siz de bir şey söyleyin Ergun Bey.
Söyleyeyim Kanarya. Bundan sonra işimiz sayısal lotoya kaldı zaten. Battı bu şirket, battı. İçimizi karartacağınıza şu sayıyı söyleseniz ne olur Ergun Bey? Yalan mı kızım? Babaları işi batırdı. Çocuklar da batan gemiyi terk etmeye hazırlanırlar şimdi. O ne kelime müdürüm, affedersin. Ne yapmış babaları? Seninle konuşan yok Abbas Bey. Her lafa karışma öyle. Şu sayıyı söyleyecek misiniz Ergun Bey? Bir dakika Bülent. Bu laflar nereden çıktı şimdi Ergun Bey? Ne lafları kızım? Batan gemiyi terk etmek filan. Vallahi ben öyle görüyorum kızım. Velahat Beyler aldılar bu işten boyları ölçüsünü. Şimdi kendi şirketlerini kuracaklar. İki ayda batırırlar. Bak şuraya yazıyorum. Niye öyle diyorsunuz? Hani canavar gibiydi ikisi de? Cıvık bacım, cıvık affedersin. Yüzlerin öyle konuşuyor, arkalarından böyle. Yüzlerine kaç da söylerim, ne var? Dost acı söyler. Bari sen bir sayı söyle Abbas abi. Söyleyeyim babam, affedersin. Yaz. 99. Yuh, yüz deseydin bari. 99 olmaz Abbas abi. 49'a kadar. Öyle desene babam. 30 olur mu? Ah, bunu ben söyledim. Ayakta uyuyorsun sen, ayakta. Sütçü beygiri gibi. Kulağını aç biraz. O sırada Abbas abi burada değildi Ergun Bey. Sen uyuyorsun ayakta, affedersin. Bana bak, ağzını topla. Sen topla, affedersin. Ne o, beygir meygir yuh mu? Dur Abbas abi, ne yapıyorsun? Siz de uzatmayın artık Ergun Bey. Ben mi uzatıyorum kanarya? Yapmayın böyle. Sizden yüz buluyor bu herif. Sensin herif, affedersin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim yüzünüz gülüyor. Oldu inşallah anlaşma. Daha olan bir şey yok Ergun Bey. Yapmayın efendim. Siz hiç eli boş döner misiniz? Tuttuğunuzu koparırsınız evvelallah. Buyurun buyurun. Hah, geldiler. Efendim müjde. İnternet piyasasının yeni fatihleri geldi. Oo, gelin bakalım fatihler. Ne oldu? Nasıl geçti görüşmeniz? Konuşuruz baba. Konuşun efendim, konuşun. Rahat rahat, baş başa. Hayırlı olsun. Çok sevindim. Gitme Ergun, gel sen de. Gizli bir şey konuşmuyoruz burada. Yok efendim, yok. Siz aile arasında konuşun rahat rahat. Tekrar tebrikler efendim. Susmayın oğlum. Anlatmadı, ne oldu? Kaptınız mı işi? Bence kaptık baba. Ama Cem Bey öyle düşünmüyor. Aşk olsun Ali. Ne oluyor öyle Cem Bey falan? Hakikaten ya. Nasıl konuşuyorsunuz öyle? Güzel güzel gittiniz. Kavga ederek mi dönüyorsunuz yoksa? Yok be amca. Ne kavgası? Görüş ayrılığı var biraz aramızda. Derin bir görüş ayrılığı. Tamam abi. Kavga etmişler. Her şeyin üstüne balıklama atlıyor amca, anlamadan dinlemeden. Adamlar bize satış stratejimizi soruyor. Bu onlara hayat hikayesini anlatıyor. İşe yaradı ama değil mi? Sen engel çıkartmasaydın şimdi imzalamıştık o sözleşmeyi. Kazığı da yemiştik ama. 2 yıl onlara çalışacaktık. Oho, olmaz ki böyle. Sen çok kötümser bakıyorsun her şeye. Sen de Pollyanna gibi iyimsersin maşallah. Yok yok. Sahiden olmayacak. En iyisi vazgeçelim biz bu sevdadan. Bence de vazgeçelim valla. Yok yok. Vazgeçmeyin de bir süre erteleyin şunu. İş kuracak zaman değil oğlum. Ekonomi çıkamadı daha dar boğazdan. Kimsede para yok. Baksanıza biz de nereye ne vereceğimizi şaşırdık. Tabii canım. Nasıl düzelecek ekonomi? Bir gecede 10 milyon dolar hortumlanırsa. Ah! Çok özür dilerim efendim. Ne oluyor ya Ergun? Şey efendim, şeyi sormayı unutmuşum. Akreditif. Ne? Akreditif. Hazır mısın Cafer? Vallahi bilmem ki Aydın Bey. Ne oluyor? Heyecanlı mısın yoksa? Felaket. Ağzım dilim kurudu. Biraz su olsaydı. Al, hiç biraz. Heyecanlanacak bir şey yok Cafer. Sen onu bir de bana sor. Elim ayağım titriyor bak. Korkma canım. Kendini bana bırak. Her şeyi ben yönlendireceğim zaten. Sen sorulara cevap ver yeter. Söylemesi kolay Aydın Bey. Biz alışık değiliz böyle şeylere sizin gibi. Alışırsın, alışırsın. Hadi bir prova yapalım. Hı, prova mı? Evet. Bir şeyler söyle. Aklıma bir şey gelmiyor ki. Benim durdu. Ya söyle bir şeyler. Ne olursa olsun. Söyle mesela. Cafer nasılsın bakalım? İyiyim. İyiyim efendim. Sizi sormalı. Siz nasılsınız? Sakin ol Cafer. Telaşlanma. Yandık Aydın Bey. Sesim de gitti heyecandan.
Hırıltılar azalmış Canan Hanım. Sigarayı bırakınca bronşlar açılmaya başladı tabii. Türkan abla, Aydın Bey'in programı başlayacak birazdan. Aa, sahi Cafer çıkıyor bugün değil mi? Açsana radyoyu Gül, ne bekliyorsun? Bir sorayım dedim önce. Aç sen aç, Canan Hanım yabancı değil. Uzanın şöyle. Koşun koşun, neredeyse başlıyor babanızın programı. Saat kaç Cemil amca? 2'ye 2 var. Yetiştik mi abla? Yetiştik, koş. Ben de dinleyeceğim. Bakalım babanız neler yumurtluyor. Babam konuşmaya başladı mı anne? Yok yok, başlamadı daha. Geçin çıkartın üstünüzü. Sessiz olun, hasta var. Aydın Bey, ben yapamayacağım galiba. En iyisi rezil olmadan... Yaparsın, yaparsın. Merak etme. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugünkü konuğum hayatın içinden biri. Daha doğrusu hayatın ve gecelerin içinden bir insan. Tam bir halk çocuğu. Kapıcı Cafer. Başlamıyor muyuz Kısa Hoca? Başlayalım efendim. Önce bir Acem Aşiran. Arzu ederseniz. Yok kız, bugün yenilerden söyleyelim. Bize kendini biraz tanıt bakalım Cafer. Bilmem ki. Nereden başlasam? Ne iş yapıyorsun? Ben aslında kapıcıyım. Sabah görüyorsunuz değil mi efendim? Servis. Şu adam bile radyoya çıktı. Yazık. Kapıcımız kadar olamadınız. Çok yorucu. Bayılmıyorum efendim radyoya çıkmaya. Hem siz onu Aydın Bey'e söyleyin. Yürüyerek. Kapıcıyı o layık görmüş programına. Bırak şimdi kapıcıyı, Aydın Bey'e Kısa Hoca. Başlamıyor muyuz? 8 katı. Başlamayın efendim. Radyo dinliyoruz burada. Her daire. Ay yine tuttu bunun gıcığı, beni görür görmez. İşte böyle. Senin daha ilginç ikinci bir işin var Cafer. Var efendim. Bize onu anlat biraz. Hadi. Efendim ben ayıptır söylemesi, geceleri pilav satarım. İstanbul'da pilavcı çok. Ama sen bu işe farklı bir yaklaşım getirdin. Nedir o? Efendim. Alo Cafer pilav attı. Bazı müşterilerimizden telefonla sipariş alıyoruz. Alo Cafer pilav attıymış. Evet sevgili dinleyiciler. Şimdi duydunuz mu efendim şu sahtekarı? Ağzıyla yakalandı. Ay Kız Hoca, bilmediğin şey mi sanki? Sabah akşam zabıt 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 adamın burnundan getiriyorsun. Hadi hadi. Sorsan bana benden yakındın. Şimdi neden uzaktasın? Hayal... Hadi Kız Hoca sen de. Hayal kur... Maalesef onu bilmiyorum efendim. Öğrenirsin öğrenirsin. Hadi sen de kız teyze. Hayal kurup hep inandırdın. Yalanın batsın yalancısın. Kapına ana kime söylüyor bu kadın yalancı yalancı diye? Şarkı o anneciğim şarkı. Çok da kötüsün. Doğru. Söyleyin efendim şuna sussun. Başım şişti. Geri çok gülerim. Rica ederim efendim, çalışıyoruz. Sorsan bana benden yakındın. Şimdi neden uzaktasın? Hayal kurup hep inandırdın. Pis seslere dikkat Şengül Hanım. Yalanın batsın yalancısın. Sence bu başarının sırrı ne Cafer? Sizin pilavınız daha mı iyi? Pilav pilavdır Aydın Bey. Fark etmez. Biz güler yüzden kazanıyoruz. Yani müşteriye saygıda kusur etmeyiz. Nohuta tavuğa da acımayız. Her şeyi bol kepçe koyarız. Bir de ortağın var yanında. Var efendim. Adem. Ona bir selam gönderebilir miyim buradan müsaadenizle? Gönder tabii. Ne haber penguen? Neredesin? Dinliyor musun beni? İstersen biraz da özel hayatından konuşalım Cafer. Özel hayatın mı? Mesela evli misin? Çocukların var mı? Ay, aşk olsun Aydın Bey. Bilmiyor musun bunları? Ya ben biliyorum da dinleyicilerimiz bilmiyor. Ha öyle ya. Evliyim efendim. Allah bağışlarsa 2 de kızımız var. Birinin adı Yeşim, birininki Banu. Okutacaksın duydun tabii kızları. Duydun mu anne? Bizi de söyledi baba. Okutacağım tabii efendim. Banu da dedi anne, duydun mu? Duydum kızım, duydum. Aferin Cafer'e. Biraz heyecanlı ama çok güzel konuşuyor. Doktor olacak kızlarımız inşallah. Eşim Gülsüm de sağ olsun. Çok fedakar bir annedir. Kızlarımızı iyi yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz ikimiz de. Hayat mücadele demek. Öyle değil mi Cafer? Öyle Aydın Bey. Devamlı mücadele. Çocukların okulu, kursu, kitapları.
Başka türlü bu bizim Cafer Efendi değil mi abla? İngilizce bizim Cafer Efendi Ayşe. Aydın Bey'in programına konuk oluyor. Sahi mi abla? Neler söyledi? Daha bitmedi Ayşe'ciğim. Dinleyelim sonra anlatırım ben sana neler konuştuklarını. Gündüz kapıcılık, gece pilavcılık. İkisi bir arada zor olmuyor mu Cafer? Olmaz mı Aydın Bey? Canımız çıkıyor valla. Yazı var, kışı var. Yağmur kar tepemizde. Bazen pilav bitmez, donarız sabaha kadar. Yani kazandığımız da öyle çok fazla bir şey değil efendim. Ne yapacaksın? Çocuklarımız için çalışıyoruz. Bizim çektiklerimizi onlar çekmesin. Okuyup kurtarsınlar kendilerini. Ne oldu Ayşe? Ağlıyor musun yoksa? İçime dokundu Cafer Efendi'nin söyledikleri abla. Yazık değil mi adamcağıza? Pilavcılık yapıyor diye aşağıdaki de yapmadığını bırakmıyor. Cafer'i biraz olsun tanıyabildik herhalde sevgili dinleyiciler. Umarım bundan sonra simit alırken... Arabanızı yıkatırken ya da ne bileyim çakmağınıza gaz doldururken... ...karşılaştığınız o sıradan görünüşlü insanların da hepimiz gibi... ...zengin iş dünyaları, umutları ve hayalleri olduğunu... Unutmazsınız. Şimdi bir müzik arası veriyoruz. Aydıncığım döktürüyor değil mi İbrikçi? İlginç bir bakış açısı doğrusu. Özgün bir yaklaşım. Bence de Cenab abi. Aydın yavaş yavaş filozof oluyor. Hatta şairleşiyor da diyebiliriz. Beni kulağına dinle İbrikçi. Gözünü pantolonundan ayırma. Pot yaparsa giymem haberin olsun. Dikkat ediyorum Cenab abi. Hem beğenmiyorsan kendin yap. Yok. Öyle demek istemedim. Bu işlerde ben senin eline su dökemem. Öyle ya, biz anamızdan ütücü doğduk zaten. Kimse anasından herhangi bir şey olarak doğmaz. Cafer kapıcı ya da pilavcı olarak mı doğdu? Sen ressam olarak mı doğdun? Ben bile doğduğumda sıradan bir bebektim. Sahi mi abi, alçak gönüllülüğün gözlerimi yaşartıyor. Ama öyle İbrikçi. Şairliğim... Yavaş yavaş gelişti. Radyo programcılığı da öyle. Sonradan yavaş yavaş. Yavaş yavaş gelişmiş olabilir Cenab abi. Ama dikkat et. Pat diye gitmesin elinden. Zaten iki haftadır grip yüzünden yapamıyordun programı. Ne demek diyorsun yani? Aydıncığım benim yerime göz mü dikti sence? Sırf o değil abi. Cafer de ne güzel konuştu, duymadın mı? Yani rakipler çoğalıyor diyorsun. Çığ gibi abi. Bir de bakmışsın radyonun patronu senin programını Cafer'e vermiş. Daha neler? Söyleme böyle şeyler. Sen pantolonun yüküle. Pantolon senin abi. Pardon. Benim pantolonum yani. Olmaz böyle Selim. Söyleyeceğim Aydın'a beni de çıkarsın. Ne oldu Cemil? Kıskandın mı yoksa Cafer'i? Kıskanmakla ne ilgisi var Selim? Mikrofondan halka seslenmek benim de hakkım. İyi de Cafer'in iyi kötü bir işi var. Çıktı anlattı güzel güzel. Sen nece olarak çıkacaksın radyoya? Bir acı olarak mı? Yok Sevim. Mesela düğmeci olarak. Alınma ama düğme dikmek bir meslek sayılmaz. Düğme dikmekten bahsetmiyorum Sevim. Düğmeye basmaktan bahsediyorum. Nasıl yani? Bir çıkarsalar beni oraya. Anında açıklarım bütün yolsuzlukları. Benim adım Cemil. Hayrola Cafer? Heyecanlanıyor musun yine? Heyecanlanıyorum vallahi Aydın Bey. Geçmişti ama gene başladı. İyi gidiyorsun, iyi gidiyorsun. Sık dişini. Zaten sonuna geldik sayılır. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dakikalar hızla akıp gidiyor Cafer. Eklemek istediğin başka şeyler var mı? Ne gibi Aydın Bey? Ne bileyim, boş zamanlarında ne yaparsın? Nelerden hoşlanırsın? Nelere kızarsın? Dinleyicilerimiz bunları da bilmek ister. Vallahi benim pek boş vaktim kalmıyor Aydın Bey. Hoşlandığım şeyler var tabii. Ailemle gezmeyi... Televizyon seyretmeyi severim. Efendim kızdıklarıma gelince en çok Sabri Bey'e kızıyorum. Sabri Bey'e mi? Lütfen isim vermeyelim istersen. Tamam, vermeyelim. Bu dediğim adam bizim apartmanın yöneticisi. Anladım, anladım. Devam et. Adam yönetici falan değil, tam bir baş belası. Bizi izliyor. Duydunuz mu efendim çocuk şunu söylediği lafı? Duymadım efendim, ne dedi? Sizden bahsediyor efendim, baş belası dedi sizin şey için. Ne? Ne derse desin kız, biz şarkımızı söyleyelim. İnsanlıktan nasibini almamış. Carçurt etmekten başka bir şey bildiği yok. Ne yapsak kabahat oluyor. Tutturmuş bir zabıt, pilavcılığımıza laf ediyor. Ama avantasını alınca susuyor.
Sus, sus! Perdesiz! Allah kahretsin seni! Durun efendim! Ne yapıyorsunuz? Azma kız hoca, sakin ol, sakin! Kocaysak biz insan değil miyiz? Bırakın kocama! Ben tutarım, çekil, çekil! Devamlı, eziliyoruz! Yemedik ya kız kocanı! Aynı adam! Bütün kapıcılar adına isyan ediyorum! İsyan ha? Görürsün sen isyanı! Ay, yapmayın efendim! Al bakalım, al! Bırakın kocamızı altırmasın! Sadece radyoyu değil efendim! Bir gelsin kafasını da kıracağım onun! Ah! Kendine gel kız hoca. Yakışır mı hiç kafa kırmak falan? Memlekette demokrasi var. Böyle demokrasi olmaz olsun. Aferin Cafer'cime. Sabri Bey'in tozunu attı resmen. Gelince de Sabri Bey onun tozunu atar Cenab abi. Altta kalmaz. Acı ver İblikçi. Görüyorsun benim pantolonum yok. Sen acı ver abi. Ben de senin pantolonunu yutuluyorum görüyorsun. Üf. Ne kadar ağır hareket ediyorsun İblikçi. Yarım saate bir pantolonu yutulayamadın ya. Dinlediniz mi, dinlediniz mi? Neyi neyi? Cafer'i, canını okudu Sabri Bey'in. Parçaladı resmen. Duyduk canınçı. Haber verdiğin için sağ ol. Gidebilirsin Celilci. Cafer senden iyi program yapıyor, helal olsun. Kim bilir kaç reyting almıştır. Az önce ben de aynı şeyi söyledim. İkiniz de çok iyi anlıyorsunuz bu işlerden. Ben anlarım. Benim adım Cemil. Benim adım da Sıtkı. Bitti Cenab abi, al pantolonunu. Sağ ol İbikçi. Eline sağlık. Çekeceğim ama kulağını. Bu ne böyle? Ne oldu abi? Daha ne olsun ya? Çift çizgi yapmışsın. Özür dilerim. Elimden bu kadar geliyor. Ver ver. Ben ütülerim. Senin ütülerini hep ben yapıyorum. Bırak böyle kalsın. Fazladan bir çizgi de sen ekleme. Hadi kızım hemen oturun dersinizin başına. Beğendin mi kocanın yaptığını? Çok beğendim. Ağzına sağlık. Vallahi tutuyorum zaptı. Rütü'ye de şikayet edeceğim. Yarın hepinizi koyacağım kapının önüne. Yazık değil mi kız hoca? Bunların ne günahı var? Siz karışmayın her şeye. Görürsünüz siz. Sabri Bey koyacak hepinizi kapının önüne. Ne dedi sanki adam? Yalan bir şey mi söyledi? Herkese rezil etti beni. Ama pişman olacak görürsünüz. Kötü bir şey söylemedi kız hoca. Büyütme bu kadar. Yediği kebap istiyor utanmaz eşek. Ağzını topla be. Ne oluyor öyle eşek meşek? Yükseltmeyin sesinizi Gülsüm Hanım. Bağıramazsınız öyle benim kocama. Senin kocam benim kocama bağırırken iyiydi ama. İkinizin de dili fazla uzadı. Hı? Bu sefer af yok. Kendinize hem ev arayın hem de iş. Gördün mü yaptığını kız hoca? Anlattın çocukları. Ağlamayın kızım ağlamayın. Hiçbir şey yapamaz korkmayın. Görürsün bakalım yapar mıyım yapamaz mıyım? Gerisli müdürü gerisli müdürü. Bana bak. Sen de kaçınma şimdi. Vallahi kopartırım senin o dilini. Sabri Bey. Şurayı tıkla tertip. Şurayı mı? Üf, madem bulduk tertip kızlara bak canlı canlı. Ne tatlı. 50 sürme tertip. Amcam gelirse enseni patlatır. Sanki seninkini patlatmaz. Biz de internet mahir gibi site açalım mı tertip? Açalım tertip. Biz de kızlara öpücük atarız yumuşak yumuşak. Onlar da bize atar. Ali teyzem de bana Sabri Bey amcama çaktırmadan öpücük atıyor. Ne var? Aa, bak bak ne buldum. Bu sitede kalalım biraz tertip. Şu ne şu? İnşallah alırız şu işi kızım. Piyasa sıkışık. Paraya ihtiyacımız var. Bence alırız da ucuzda. Verdiğimiz fiyata bizden başka kimse yapmaz. Makinelerin markalarını, modellerini güzelce not ettin değil mi kızım? Ettim usta. Seri numaralarını bile yazdım. Aferin kızım. Gider gitmez bilgisayara geçir hepsini. Olur usta. Bizim ayısıları oturtmuyorsun inşallah bilgisayarın başına. Gene kayıtları silerler bilerler Allah korusun. Artık silemezler usta. Dosyaların hepsini şifreledim giremezler. Aferin sana. Benim akıllı kızım. Uf şunlara bak tertip. Acayip tertip. Bu kadar büyüğünü görmemiştim. Pamela Anderson'unkiler gibi. Böyle böyle. Bak bak ucu görünüyor. O ucu değil salak. Bluzun düğmesi. Sahiden de düğmeymiş. Tüh kafasız. Düğmeyi ne sandın mö gibi? Sen kızlardan ne anlarsın? Gene bilgisayarın başına oturmuşlar Davut Usta. Gördüm kızım gördüm. Eyvah kapat şunu kapat. Kapatamıyorum tertip. Ne kızından bahsediyorsunuz siz hayırsızlar? Kız mı? Ne kızı? Kız falan yok amca. Yok baba. Fiorentina'nın maçına bakıyoruz yumuşak yumuşak. Öyle mi? Kaç kaç? Sus bir. Sussana salak. Bakayım nasıl maçmış bu böyle? Bakma usta ben biliyorum ne yaptıklarını. Dur sen kızım.
utanmıyorsunuz değil mi? Yapma usta, bu seferlik affet. Sen karışma kızım. Ayıp değil mi, utanmazlar. Fransızlar bile yapmaz sizin bu yaptığınızı. Ben bakmıyordum amca, tertibimi okuyordu vallahi. Yalancı adi, içine düşecektin. Sensin yalancı, ucu görünüyor demedin mi adi? Sen ucu görünüyor dedin adi. Oradan. Al. İftira yok. Türk çocuğu iftira etmez. Fransız mısınız siz? Ah, kafamı kırdın amca. Ne vuruyorsun belki be? Doğru konuş. Alırım şimdi ayağımın altına. Dur, kof. Bir daha bir dükkana gelirsem en adi. Amca bak gidiyor. Bırak gitsin. Fransa'ya kadar yolu var. Tövbe tövbe. Nasıl kapanıyor bu kızım? Bakamam ben usta. En iyisi fişini çekelim. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol Hasan, bu iyiliğini unutmayacağım. Bekliyorum markete. İnşallah geleceğim. Siz babanıza dua edin, babanıza. Hadi bir daha da buraya düşmeyin sakın. Yürüyün iblis, bakmayın öyle yüzüme kötü kötü. Kıracağım boynuzunuzu. İtalya'ya kaçacaktınız ha? Dürtme şöyle baba. Konuşma. Kaç para kaptırdınız o dolandırıcılara? Adam başı biner mark mı? Hepsi bin mark baba. Marifet gibi de söylüyor musun iblis? Enaliğinize doymayın. Yapma şöyle baba, sokak ortasında. Daha bir şey yapmadım iblis. Babanıza isyan edersiniz ha? Yürüyün. Bizi sen isyan ettirdin baba. Ne umut bıraktın ne heves bizde. Babanla doğru konuş, kırarım boynuzunu. Heh. Hep boynuzumuzu kırıyorsun zaten. Bizi insan yerine koymadın ki hiçbir zaman. Öyle valla. Ne yapsak yaranamıyoruz sana baba. Siz elinizdeki nimetin değerini bilmiyorsunuz iblis. Ortak yapacağım ikinizi de markete. Bırak Allah aşkına baba. Hani market hepimizi doyuracak kadar iş yapmıyordu? Çocuk mu kandırıyorsun baba? Hani yakında kepen kapatıyordun? Süpermarketlerle hipermarketlerle rekabet edemiyorduk hani. Topu atıyorduk. Yürüyün. Çıkar aslanım bir şeyler daha. Çıkarayım da Halil Bey batıyoruz diye bize bağırıyor sonra. Esnaf durmadan kepen kapatıyor son günlerde. Sen onu damadı olacak beleşçiye söyle. Çıkar hadi çıkar, yiyeceğiz. Zıkkımın kökünü yiyin inşallah. Ne dedim bakayım sen öyle bodur fare? Salam da yer misiniz dedim Sultan Hanım. Deli dana falan diyorlar. Yemiyorlar da. Biraz keseyim mi? Sorulur mu aslanım? Deli dana da neymiş? Palavra hepsi. Keseceksin tabii. Eşek değilsin ya. Eşek senin babandır. Biz burada market mi atıyor diyoruz. Buyur. Çocuklar diyorum. Babalarını hiç düşünmüyorlar da. Öyle valla. Hayırsız evlat denir böylesine. Evlat mı onlar abi? Serseri ikisi de. Allah cezalarını versin. O yarım ihtiyarı karakol karakol süründürüp duruyorlar. Eniştemde de hiç akıl yok kız. Ne diye düşüyor o haytaların peşine? Çalışmıyor ki kafası abi. Ben olsam bırakırım, ne halleri varsa görsünler. Akdeniz'de boğulsunlar isterlerse. Bakma öyle aslanım, kaşar da kes biraz. Hay hay Hüseyin Bey, keselim. Ah bu kaşarın yerinde sen olacaktın ki şimdi seni kıtır kıtır kesecektim. Gene ne homurdanıp duruyorsun öyle bodur? Hiç Sultan Hanım, eski kaşar diyorum. Kestikçe yağ fışkırıyor valla. Geldiler. Ah şükürler olsun. Buldun demek çocukları Halil Bey. Buldum Sultan Hanım, buldum çok şükür. Hoş geldiniz. Hepimize büyük geçmiş olsun. Çok korktuk valla. Gel bakayım seni de bir öpeyim. Git ya, öpme istemez. Korktuk diyor bir de. Korktuk tabii aslanım. Eğer yalanın varsa şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Aklımıza hep kötü şeyler geldi. Hoş geldiniz. Özlettiniz kendinizi valla. Kaldım burada tek başım. Biz de seni özledik Yusuf abi. Neyse, sağ salim geldiniz ya. Bir daha yapmayın böyle şeyler ha. Bakmayın öyle iblis. Öpün annenizin elini. Oo, söyleme şunu baba. Ne annesi? Bizim annemiz öldü. Gene böyle yapacaksan gidelim biz. Gidip gene polise teslim olalım daha iyi. Evet. Dur. Nereye iblis? Kırarım boynuzunuzu. Bırakın şunları aslanım. Karşı gelmeyin babanıza. Gitmeyin. Söyleme sen de şöyle Halil Bey. Ağrına gidiyor çocukların. Hadi gelin bakalım. Geçmiş olsun. Oturun da iki lokma bir şey yiyelim. Oturun hadi iblis. Yiyelim Allah ne verdiyse. Battık zaten batacağımız kadar. Hadi. Geldim. Aa Halis, bir şey mi oldu evladım? Niye suratın asık yavrum? Yoksa babanla mı tartıştınız gene?
Halis, anlat. Niye eve geldin iş saatinde? Geldim işte, bana ne? Yoksa bir kabahat mı yaptınız yine? Kabahat falan yapmadık Ayşe yenge. İnternete girmiştik tertibimle yumuşak yumuşak. Geldi kafamızı kırdım öyle gibi. Bir daha gitmeyeceğim bu dükkana, bana ne? Söyler misin Halis? Ne yapıyordunuz acaba internette? Hiç. Fiorentina'nın maçını seyrediyorduk. Oo, doğru söyle yavrum. Bunun için baban dövmez seni. Dövdü işte, yalan mı söylüyorsun? İki tane muhteşem gol oldu, böyle. Sen ne gösteriyorsun Halis? Anlayamadım. Ne var bunda anlamayacak anne? Golleri gösteriyorum. Taş gibiydi işte böyle. Tövbe yarabbim. Dinledin mi Cafer abinin konuşmasını çöpçü? Konuşma mı? Ne konuşması? Radyoya çıktı, haberin yok mu? Aydın Bey'in programında konuştu. Bana da selam gönderdi. Yapma ya. Ekmek çapsın. Acayip güzel şeyler söyledi. Hadi canım. Boş boş konuştular. Geyik muhabbeti. Nerede memleket meseleleri? Hani yolsuzluklar? Fransa'ya da kafa tutmadı. Orası Birleşmiş Milletler mi Cemil abi? Her şeyi konuşamaz ya. Ben olsam konuşurdum. Benim adım Cemil. Sahi neler söyledi Cafer abi? Bizim pilav işini anlattı. Sonra kapıcıların hakkını savundu. Sabri Bey'e de verdi, iliştirdi. Bizden hiç bahsetmedi mi çöp çaklarından falan? Yok, o konulara girmedi. Geldi bizim kahramanlar. Şükrü Bey'in hayırsız damadıyla Cafer geldi Sevim, koş. Helal sana Cafer abi, bomba gibiydi. Eyvallah Fümre, aldın mı selamını? Aldım abi. Bizi de düşündüğün için sağ ol. Meşhur olmuşsun Cafer abi. Oldu tabii ya. Kim meşhur etti onu? Şşt kapıcı, kasılma öyle. Hava mı atıyorsun bize? Tamam. Ne havası Cemil abi? Kıskançlıklar çatladı. Çok iyiydi Aydın Bey, tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Fiyasko program, fiyasko. Çıkaracak başka adam bulamadın mı? Yok ya, seni mi çıkaracaktım? Beni tabii ya, ne sandın? Bir çıkart bak nasıl basıyorum düğmeye. Git ya, sarhoş mudur nedir? Sarhoş Aydın Bey, sarhoş. Çekmiş gene biraları. Hadi görüşürüz Cafer. Görüşürüz Aydın Bey, buyurun. Vallahi helal olsun Cafer abi. Çatır çatır konuştun. Sabri Bey'i de duman ettin. Gideceğim tabii Pembe. Vatandaşa carçut yok öyle. Kasılma, kasılma. Bir kere radyoya çıktın diye kendini Reha Muhtar mı zannettin? Buyurun babacım. www.com.tr Kontere ya. Ne sandın? Meşhur oldu senin baban, meşhur. Ne haber Gül? Dinlediniz mi beni? Nasıl konuştum ama? Çok konuştun Cafer. Tutamadın çeneni, başımıza iş açtın. Ne oldu ki? Daha ne olsun? Kudurdu domuz, attıracakmış bizi. Hadi ya, nereye attırıyor? Kolay mı öyle? Heh. Babacığım sabit sabit. Bu sefer sahiden tutuyor zaptı valla. Çıktı yukarı, herkesten imza topluyor. Aman elinden geleni ardına koymasın kitapsız. Sahiden bir şey tutturabilirim dersin Gül. Bilmem artık Cafer. Bu sefer çizmeyi açtın. Şakası yok bu işin. Kovuldunuz Cafer Bey. Pılınızı pırtınızı toplayıp gidin. Ayrıca kocam size hakaret davası açacak. Hapislerde çürütecek sizi. Anam. Ne yapmışız ki Aylan? Ne demişiz? Daha ne diyeceksiniz Cafer Bey? Köpeğin önüne atsanız yemez o lafları. Yalan söylemedik ya, Allah Allah. Az bile söyledik. İmzalamak zorundasınız efendim. Yaptığı yanına mı kalacak o aşağılık sahtekarın? İmzalamam efendim. Yazık değil mi şu ölümlü dünyada? Çoluk çocuk sokakta mı kalsınlar kış ortasında? Bunu baştan düşünseydi efendim. Herkes duydu söylediklerini. Sen de çık sen de söyle efendi. Memlekette demokrasi var. Sen de cevap hakkını kullan. Hemen işten atmak mı lazım? Sen de çık yönetici haklarından bahset. Efendim anlamıyorsunuz. Biz acıyıp bir şey yapmadıkça iyice şımarıp tepemize çıkıyor. Hadi beyefendi hadi. Söyledim ben söyleyeceğimi. Hadi. İmzalamazsan imzalama bunak. Senin imzan olmadan da hallederim ben bu işi. Ne yapıyorsun sen ya? Niye ekmeğimizle oynuyorsun? Konuşma alçak. Senin işin bitti, kovuldun. Bak başladım imza toplamaya. Ver şunu Sabri Bey, delirtme adamı. Ne oluyor öyle zabıt babıt? Bırak, bırak diyorum eşek. Ah! 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 İmdat! İmdat! Yetişin, adam öldürüyorlar. Ne öldürmesi, ne yaptı ki? İmdat! İmdat! Uzak dur benden haydut! İmdat! Kurtarın beni! Kurtarın beni. He? Öldürecek, kafama vurdu.
Ne vurması? Kendine gel oğlum Cafer, delirdin mi? Yok hocam, vallahi ben bir şey yapmadım. Ayıp değil mi ya? Gelin içeri, gelin de konuşalım şu meseleyi. Siz kefilsiniz efendim. Bana bir şey yaparsa sizi sorumlu tutarım. Yürü, gel. Buyurun. Buyurun Sabri Bey, şöyle oturun. Yukarıda Allah var Sabri Bey. Ben size el kaldırdım mı? Vallahi yalan söylüyor hocam. Asıl yalancı sensin. Hem suçlu hem güçlü. Darptan dava edeceğim seni. Siz de şahitsiniz efendim. Ben bir şey görmedim yahu. Doğru dürüst anlatın şu meseleyi. Ayağa kaydı düştü hocam. Şimdi de bana iftira atıyor. Baba. Ne oluyor baba? Yok bir şey oğlum. Konuşuyoruz. Yine kavga mı ettiniz yoksa? Sen iyi misin baba? İyiyim evladım. Benimle ilgisi yok. Bu ikisi kozlarını paylaşamıyorlar. Benim kimseyle bir alıp veremediğim yok hocam. O üstüme geliyor. Hala konuşuyor musun sen? Görmüyor musun kafamın halini? Vallahi yumruk gibi şişti. İki hafta rapor alacağım. Mesele ne baba, sen biliyor musun? Mesele falan yok kızım. Bir bardak suda fırtına koparıyorlar. Sebebi ne kavganın? Cafer radyoya çıkıp Sabri Bey hakkında ileri geri konuştu. O da ona kızdı. Hakaret etti bana efendim. Kişilik haklarımı ihlal etti. Sonra da üstüme saldırdı. Öldürmek kastıyla. Anam. Ben kimseye saldırmadım hocam. Kendi düştü benim üstüme atıyor. Bir dakika Cafer. Konuşma eşek. Kovuldun. Ayrıca hapse gireceksin. Yahu bırakın şamatayı. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. İnsan değil o efendim. Cani gibi bakıyor, görmüyor musunuz? Ne canisi Sabri Bey? Ben sineği bile incitmem. Ne yapmışız? Suçumuz ne? Hadi Cafer. Sen evine git en iyisi. Biz Sabri Bey'le konuşuruz. Konuşun efendim sevabınıza. Çocukların istikbali öyle oynuyor. Biz de insan evladıyız. Hadi. Cem aradı mı sizi? Yo, niye? Sabah Ali ile biraz tartışmışlar galiba. Canı sıkılmış. Hay Allah. Belliydi zaten böyle olacağı. Yeni şirket meselesi değil mi abla? O mesele Hacer. Ali yine bir çocukluk yaptı herhalde. Babam Ali ile kavga mı etmiş? Yok kızım, kavga ederler mi hiç? Onlar çok seviyorlar birbirlerini. Severler de Cem Bey'in yanında Ali henüz çocuk sağ olsun. Hoşça kal canım. Ben gidiyorum abla. Git ya Hacer, git. Geç oldu. Abbas meraklanmasın. Güle güle Hacer Hanım. Hoşça kalın. Eline sağlık Hacer. Çok yoruldun bugün. Hiç yorulmadım vallahi abla. Seninle çalışmak çok keyifli. Sağ ol. Senin hakkın ödenmez Hacer. Al bunu şuradan bin bir taksiye. Aşk olsun abla. Vallahi almam. Al sen al. Allah razı olsun abla. Sağ ol. Yapma Allah aşkına. Daha neler. Hadi hoşça kalın. Güle güle. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba anne. İyi akşamlar. Hayrola Hacer Hanım? Geç kalmışsın bu akşam. İşimiz anca bitti Şevket Bey. Hoşça kalın. Canımız çıktı ikimizin de. Haline şükretmine. Biz bütün gün bunlarla uğraştık ya. Merhaba Özge. Merhaba canım. Ne haber Bıcırık? İyiyim, sen Ali'yi dövdün mü? Ne? Ne dövmesi kızım? Nereden çıktı bu şimdi? Dövmedin ama fazla yüklendin oğlum çocuğa. Söylenecek şey mi onlar? O da fazla uçuyor ama baba. Anlayışlı ol biraz. Öğrenecek yavaş yavaş. Daha bir fırın ekmek yemesi lazım. Sen büyüyünce şirket falan kurma. Tamam mı kızım? Tamam. Tamam. Asma bu kadar suratını Ali. Olur böyle şeyler. Hiç vallahi. Ortada fol yok, yumurta yok. Neyi paylaşamıyorsunuz? Şirket falan umurumda değil baba. Söyledikleri ağrıma gitti. İş hayatı böyledir oğlum. Daha yolun başındasın. Eleştiriye açık olmasını öğreneceksin. Biz her gün ne laflar işliyoruz? Söyleme sen de böyle şeyler Zeynep. Şimdi ona da bozulup hır çıkartmaya kalkar. Ya baba sen de beni iyice kavgacı yaptın ha. Biraz öylesin ama Ali. Çabucak alınıyorsun. Helal olsun be. Nişanlımız bile bize karşı. Bak gördün mü, yine yaptın aynı şeyi. Tamam, en iyisi ben susayım. Sus tabii oğlum. Konuştukça batıyorsun. Takma kafanı bu kadar. İleride gülersiniz bunlara. İyi akşamlar. Ne
İyi akşamlar kızım. Selam söyle babanlara. Bir akşam yemeğe bekliyoruz. Tamam söylerim. İyi akşamlar. Güle güle. Sana bir şey söyleyeceğim ama sakın şımarma. Bugün seni çok takdir ettim. Dalga geçme baba ya. Ciddiyim oğlum. Cesaretini, bilgini, zekanı... Doğru bildiğin şeyi sonuna kadar savunmanı. Gerçekten mi? Gerçekten. Yalnız bir eksiğim var. Biliyoruz baba. Biraz tecrübemiz eksik. Zamanla o da olacak, merak etme. Cem'i de hafife alma. Ticareti senden daha iyi biliyorum, kabul et. Tamam baba, ben de bir şey demedim. Beğendin mi yaptığını Aydın? Bütün apartmanı birbirine kattın. Bütün apartman değil efendim. Yaygarayı kopartan Sabri Bey. Hem de hiç sebep yokken. Öyle deme Aydın. Ben de dinledim Cafer'in söylediklerini. Sabri Bey'in yerinde kim olsa kızar. Ama o da sahiden çok yükleniyor Cafer'e Bilge. Apartman işlerini aksatmadığı sürece pilav satması suç değil ki. Yine de bu ona saygısızca konuşma hakkını vermez anne. İşte medyanın gücü burada sevgilim. Gündem yarattık. Herkes bu konuyu tartışıyor bak. Bilmem vallahi Aydın. Sabri Bey seni de dava ederse hiç şaşma. Belki de cevap hakkı ister. Onu da programı çıkartmak zorunda kalırsın. Çıkartırız biz de efendim. Bizimki demokratik bir mikrofon. Herkese söz hakkı veririz. Şükrüler de gelmedi daha. Ne oldu acaba Ali'lerin şirket işi? Doğrusu ben o işten hiç umutlu değilim anne. Hiç belli olmaz sevgilim. Bir bakarsın onlar da köşeyi dönüp benim programıma çıkarlar. Affetmeyeceğim efendim. Ödeteceğim bütün yaptıklarını. Affetmeyin efendim. Size hakaret etmek nasıl oluyormuş gösterin ona. Bir şey değil, hayatımız da tehlikede efendim. Baksanıza başımın haline. Oh olsun. Baban gelsin söylemezsem seni. Ne işin var senin duvar tepelerinde? Katiller geldi Sevim. Geldik Sayın abim, hürmetler. Ne var o kutuda? Ayıptır söylemesi, baklava var Sayın abim. Bize mi getirdin? Size başka zaman Sayın abim. Bu akşam biraderlere gidiyoruz. Her şeye de maydanoz olma be baykuş. Yürü birader, uyma şuna. Ama baklavaya da balıklama da oluyor canım abiciğim. Söylenme, söylenme. İnersem oraya. Ah nerede o günler? Hadi in de görelim, hadi. Yürü dedik birader. Hastalıklı vatandaşı. Buyur canım abiciğim. Buyurun. İyi akşamlar koçum. İyi akşamlar. Ne haber Cafer? Ne olsun efendim? Vay yavru. Katil amcan öpsün seni. Duydun birader. Prens gibi nasıl öttü? Duydum canım abicim. Tek. Aynen prens. Helal olsun koçum. Döktürdün bugün radyoda. Dinlediniz mi efendim? Dinledik Cafer'cim. Duman ettin bu ruh hastasını. Tek. Acayip takdir ettik. Aferin koçum. Vatandaş konuşacak. Hakkını arayacak. Hakkımızı aradık ama belamızı da bulduk Yavuz Bey. Hayırlı koçum, bir durum mu var? Var efendim. Beni polise şikayet edecekmiş bu dobuz. Apartmandan da attıracakmış. Nereye attırıyor? Vatandaşın cacut yok, oyarım. Arkanda ben varım koçum, sakın korkma. Allah senden razı olsun Yavuz Bey. Sen de olmasan. Al bakalım koçum. Yavrular yesin. Sağ olun efendim. Takma kafanı Cafer. Canım abim gününü gösterir ona. He. Ne yapar Yavuz Bey adamı? Ne oldu senin Bora'ya kız? Çoktandır görünmüyor ortalıkta. Ha? Yoksa aranızdan kara kedi mi geçti? Yok, daha geçen hafta bizdeydi. He. Geldi şekerim. Sedat'a 2 milyar borcu vardı. Onu da trınk diye ödedi. 2 milyar mı? Kız o çocuk parayla oynuyor o zaman. Nasıl memur öyle İhlas Finans gibi? Sana da jip falan alır yakında. Kar payından. Öyle çocuk değil. Normal bir memur Şengül abla. Dürüst, çalışkan. Saf saf konuşma kız. Dürüst memur nereden bulsun 2 milyarı? Götürüyor demek ki oradan buradan. Vallahi biz de pek iyi bilmiyoruz ne olduğunu. Bir esrarengiz tarafı var ama anlayamadık. Biz geldik. Ah, hoş geldiniz. Nerede kaldınız kız? Açlıktan öldük vallahi. Al kızım Yavuz amcanın elinden baklavayı. Al kızım. Ah, niye zahmet ettiniz? Estağfurullah yenge, ne zahmeti?
Aman da aman, aman da aman. Prens gelmiş, Serpil teyzesinin tatlısı gelmiş. Bırak yağcılığı sen de kız. Kocan öpmeden horozu öpüyorsun. Öpsün Şengül Hanım, ben alınmam. O da bizim bir evladımız. Helal birader. Ah, sizi böyle barışmış görmek ne güzel. Allah muhabbetinizi arttırsın. İnşallah. Kara bulutlar dağıldı artık Serpil'cim. Bundan sonra böyle. Can ciğer kuzu sarması. Buyur canım abiciğim. Masanın başına alın seni. Şöyle buyur. Al birader. Eyvallah. Hadi size iyi geceler. Geliyor musun Mine? Geliyorum Şevket. Şu yazıyı bitireyim de. Kim geldi acaba bu saatte? Hayırdır inşallah. Aa, Nimet Hanım, Raşit Bey. Aa, anne. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hayrola Nimet. Bir şey mi oldu anne? Hiçbir şey olmadı kızım. Her şey harika. Geçiyorduk uğradık. Rahatsız etmedik ya inşallah. Niye öyle diyorsun Raşitçi? Hiç bile geçmiyorduk. Özellikle geldik. Evet, özellikle geldik Şevketçim. Müjdeyi ilk size verelim dedik. Sizden başka kimimiz var bizim bu dünyada? Böyle güzel haberleri paylaşacak. İyi ettiniz de ne haberi bu? Hepimizin gözü aydın şekerim. Kocam iyileşti. Raşit'imin aklı başına geldi. Oo maşallah Raşit Bey. Sahiden çok iyiyim Şevketçim. Ara sıra üstüme bir mankabalık çöküyor ama onun dışında iyiyim. O da tedavinin yan etkisi. Onu kendi yöntemimle iyileştirdim. Cin gibi oldu maşallah, cin gibi. Herkesi tanıyor, ne sorsam biliyor. Bu kim Raşit? Özge Nimet, kızımız. Aferin. Ya bu kim? Cem Nimet, damadımız. Aferin. Ya bu? Şevket Nimet, damadımızın babası. Aferin. Ya bu? İşte onu çıkaramadım. Şaka Nimet, şaka. Mina Hanım, nasıl tanımam? Özge'nin kayınvalidesi. Gördünüz mü, şaka bile yapıyor artık. Sanki yeniden buldum canım kocamı. Söyle bakayım, bu ne Raşit? Sandalye Nimet. Aferin. Ya bu? Masa Nimet. Aferin benim akıllı kocacığım. Tahta kafalı dahim benim. Bu da bitiyor Cafer abi, ne yapacağız? Buyurun. Bitsin penguen. Bir tencere daha ısmarladım. Yolda. Helal olsun abi. Radyoda bir konuşturup işler acayip açıldı. Duyan geliyor. Yaşadık penguen. Böyle giderse iki ayda köşe oluruz. Alo Cafer, pilav attı, buyurun. Hey babam bey. Medyatik pilav, medyatik. Bir yiyen bir daha yiyor. Buyurun. Afiyet olsun. İşte şu memur bey. Pilav arabasının başında duran sırık. İşte böyle. Biz kuzenimizle kapışmaktan kıl payı döndük ama Cafer amcanın medya macerası karakolda bitti.